Dönüyoruz ama. Arkadaşlar bir yere oturuşlar Sefer. Bir hafta da aç. Dayanlayın dedim. Dil aldılar. Evet. Bakın tasarıma sahip. Mübarek Ramazan ayındayız. Allah'ım tuttuğumuz oruçları en yüce katında inşallah makbul eylesin. Bu ay sevgi ayı, saygı ayı, bu ay veren el alan elden daha da üstündür demayı inşallah ve inşallah. Allah'ım ülkemizi depremlerden, felaketlerden, doğal afetlerden inşallah korur. Geçtiğimiz sene sıkıntılı bir sene oldu. İnşallah mübarek Ramazan ayının bereketiyle birlikte, güzelliğiyle birlikte, sevgisiyle birlikte artık ülkemiz mutlu, güzel günlere ulaşır. 14 Mayıs önemli bir gün. 14 Mayıs demokrasinin günü. 14 Mayıs kardeşlik hukukunun günü olsun. 14 Mayıs'ta istiyorum ki güzellikler olsun. 14 Mayıs öncesi bütün adaylara başarılar diliyorum. Erzincan'da bu yarışın son derece demokratik, saygıyla, sevgiyle, hoşgörüyle geçmesini arzu ediyorum. Biz Erzincan'da sevgiye dayalı, saygıya dayalı, özellikle de 24 ayar bir kampanya yapacağız. Biz Erzincan'da bu seçim kampanyası süresi içerisinde etrafı dağlık, ortası bağlık, rüzgarının sert, delikanlısının mert olduğu havayı hiçbir zaman unutmayacağız. Biz şunu biliyoruz ki görevleriniz, makamlarınız, mevkileriniz ne olursa olsun onlar bir gün gelir geçer ama hemşerilik duygusu, Erzincanlı olma onuru, şerefi inşallah hiçbir zaman geçmez. Sorumluluğumuzun bilinci içerisinde olacağız. Erzincan'da ben milletvekili adayı değilim. Ben daha önce milletvekili oldum. Ben daha önce milletvekilliği yaptım. Ben Erzincan'da, parlamentoda Ufuk Başkanımızla beraber, Ufuk Bey'le beraber inşallah ve inşallah Erzincan'da Erzincanlı büyüklerimizin abisi olacağız. Gençler, Erzincanlı büyüklerimizin evladı olacağız. İnşallah gençlerin de abisi olacağız. Bu çalışmalarımızı planlayacağız. Bize oy versin, oy vermesin bütün Erzincan'ı kucaklayacağız. Seçim bittikten sonra bize oy veren yurttaşlarımız hiçbir zaman mutsuz olmayacaklar. Çünkü her dakika onlarla beraber olacağım. Her dakika can Erzincan'ımla birlikte iç içe olacağım. Duyan hemşehrilerimiz yollara döküldüler. Beni çok duygulandırdılar. Otobüsün içerisinde çok duygulandım. Çok mutlu oldum. Ve o karşılama ve Erzincan'da bu süre içerisinde dolaştığım yurttaşlarımın göstermiş olduğu ilgi benim sorumluluğumu daha da artırdı. Erzincan'a yarın bir koşuyorsam 10 koşacağım. Bana sorarsanız Erzincan vefanın adı, Erzincan dürüstlüğün adı. Erzincanlı diyor ki sen bize geçmişte bir adım geldin, biz şimdi sana 10 adım gideceğiz. Vermeden almak Allah'ıma mahsustur. Ekmeden toplamak yok. Belediye başkanlığım sırası içerisinde kim geldiyse Erzincan'dan, hangi parti diye sormadan elimden gelen desteği verdim. İyi ki de bu desteği vermişim. Onu da sokakta yurttaşlarımla sohbet ettiğim zaman da görüyorum. Çok duygulandım. Olağanüstü bilgiyle karşılaştım. Ve o olağanüstü ilgiye inanın ki çok layık olacağım ve çok çalışacağım. Gününüz nasıl başlıyor? Sabahleyin saat 6'da çıkıyorum. Bütün caddelere, sokaklara geliyorum, otobüslere biniyorum. Kim var, kim yoksa. Ramazan ayı münasebetiyle tabii biraz şehir sakin. İnşallah Ramazan'dan sonra, mübarek bayramımızdan sonra daha da iyi olacak. Ben sokakta herkese selam verip selam alıyorum. Niye biliyor musun? Erzincan'a niye geldim, ne yapıyorum? Selam verip selamları almaya geldim. Bereketli sofraları kurmaya geldim. Büyüklerimin bu mübarek günde hayır duasını almaya geldim. Renkli halaylarda Erzincan, Erzincan diye coşmaya, Erzincan'da coşturmaya geldim. Kemal Kılıçdaroğlu size Erzincan'a git, oraya sahip çıktığı zaman neler hissettiniz? Ya ben bir anda şok oldum yani. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bir de teşkilatın içinden gelen birisiyim. Burada şimdi 21 tane aday adayı arkadaşımız vardı. Yani onların hakkını yemiş gibi de bir yerde oldum. Bir anda toparlayamadım kendimi.
Bir düşündüm yani ben şimdi buna mesela Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olmamış olsaydı ben efendim beni affedin diyebilirdim. Ama şu anda önemli bir noktada ben şimdi onun kendisine bu lafı nasıl söyleyeceğim yani? Nasıl söyleyebilirim? Nasıl yapabilirim? Ben o ortamda nasıl böyle bir şey diyebilirim? Ama benim için gerçekten sürpriz oldu. Ama o heyecanım ne zaman gitti, ne zaman gitti, ne zaman karşılamayı gördüm. Siz farkında değilsiniz. Otobüsün içinde, arabada ağladım, 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 ağladım. Son derece mutlu oldum. Ve inan ki hemşehrilerimin gösterdiği ilgi beni muazzam bir noktaya getirdi. O karşılamada, sokaklarda, bugüne kadar hayatlarında hiçbir zaman oy vermeyen yurttaşlarımız vardı. Onların hepsi gelmişti. Onlara ben çok teşekkür ediyorum. Telefonlarını ediyorlar bana. Neler söylüyorlar. Bizim oyumuz senin. Şu anda bir sokağa fazla çıkmak istemiyoruz. Neler var, neler var ve beni çok duygulandırıyor. Ama bir şey söyleyeyim. Her işte bir hayır vardır. Ve bu karar da muhteşem bir karar oldu. Ben Erzincan'a gelip o karşılamayı gördükten sonra da iyi ki beni Erzincan'a göndermiş. Bundan dolayı da gurur duyuyorum. Yani benim başka bir yere aday koysaydı İstanbul, Ankara, İzmir hiçbir esprisi yoktu. Ama Erzincan başka bir şey. Çünkü niye biliyor musun? Göğsümüzü gere gere, ayağımızı vura vura Ankara'dan, Erzincan'dan Ankara'ya ineceğiz. Ne oldu biliyorsun? Ne oldu biliyorsun? Şunu hiçbir zaman unutma evlat. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. Güneş doğacak. Güneş doğacak. Hiç merak etme. Bir de şunu söyleyeyim sana. Onu bana 14 Mayıs akşamı sor. Şimdi bunu lütfen kaydet. Evlat, Erzincan'da Güllü Ali'ye gelin oldu.